programını sunar. Prens Kafa yola devam ediyor, iş dünyasından da yola devam ediyor. Otomotiv sektörüne bakacağız, bayilerin durumuna bakacağız, karlılık oranlarına bakacağız. Malum 1 milyon hedef vardı karşımızda. Onlar telaffuz etmişti Oyder olarak. Tutabilecek mi? Muzam'daki artışlar ve son adımlar, hepsine bakacağız. 3 ayın performansı 4. aydan yansıyan rakamlar. Oyder Başkanı Şükrü Ilısal'la konuşacağız. Şükrü Bey bugün konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Hanım. Evet, 1 milyon hedefi korunuyor mu hala? 3 aya baktığımızda, ilk 3 ayın performansına baktığımızda ve özellikle 4. aydan yansıyan rakamlara baktığımızda. Şimdi sizin programınıza ilk geldiğimde 1 milyon hedefini dile getiren kişilerden birisiyim. İlk 3 ay 182.000 adetle kapandı. Sanıyorum bu ayda 75 ile 80 arasında bir pazar adeti çıkacak. Geçen senenin ilk 4 ayına baktığımız zaman bu 158.000. 2-3 ayda artış oranımız %76. Burada milyon adedi çok fazla üzerinde yoğunlaşmamız gereken bir adet değil. Bana göre bir vizyonun başlangıç adedi adlandırılmalı. 1 milyon hedeftir. Ama bu sene pazarımızın 850.000 ile 1 milyon adet arasında bir satışla kapanacağını tahmin ediyoruz. Bunun üstü de çok tehlikeli. Altı da çok tehlikeli. Feasible bir pazar. Derinlikleri yavaş yavaş hazmeden bir pazar olması. Sektör paydaşlarında bu iş için daha ehil çalışmalarını sebebiyet verecektir. Evet, otomotiv derken otomotivden bir kar açıklaması. Otokar ilk çeyrekte 9.2 milyon lira kar elde etti. 2010 ilk çeyrekte zarar çıkıyordu karşımıza, 6.4 milyon liralık. Evet, yola nasıl devam edecek dediğimizde bayilerin karlılığına da geleceğim ama daha öncesinde siz 1 milyon hedefi koyduğunuzda Mart ayı itibariyle Bakan Çağlayan'dan da destek istediniz. Sonrasında da otomotiv strateji belgesi geldi Bakan Ergün, Sanayi Bakanı'ndan. Destek beklentileri karşılık buldu mu strateji belgesiyle? Tabii bu sektörün 4-5 tane ayağı var, paydaşları var. Sanayicisi, ithalatçısı, yetkili satıcısı, ihracatçısı, üreticisi. Biz kendi alanımla bakıp global bir cümle söyleyebilirim. Strateji belgesi dün yazılmış ya da dün hazırlanmaya başlamış bir şey değil. Çok uzun soluklu, yıllardır beklenilen, hayal edilen, olması gerektiği konusunda çok ısrar edilen, duayen bir sektörün yazılımı. Açılması ve açıklanması çok iyi oldu. Burada herkesin kendine payına düşen görevleri var. Bu strateji belgesinin artık yazılmış olmasından çıkıp yavaş yavaş yaşanır bir hale gelmesi gerekiyor ve yaşarken de geliştirilmesi gerekiyor. Burada sanayicisi, ithalatçısı, biz yetkili satıcılar bunun içerisinde olmamız gerektiğimiz yerde olacağız ve samimiyetle bunu ilerletmeye çalışacağız. 2023 hedefleri için olmazsa olmaz bir yazılımdır bu. Elan başlanması gerekir. Ve hep birlikte de bunu yüceltmemiz gerekiyor. Evet, ilk sorum aslında 1 milyon hedefini hala koruyup korumadığınızı, Muzam'daki artışların sürmesi de tabii ki bunun altını oluşturan nedenlerden biriydi bu soruyu. Şimdi otomotiv yol haritası dediğimizde vergi indirimi mesela bir başka bahara kaldı ki zaten hani ekonomiyi soğutmaya çalışırken böyle bir artış artık indirim beklenmiyordu şeklinde otomotiv sektöründen yorumlar da gelmişti. Aynı kanaatte misiniz? Hani bu açıdan da baktığınızda ne dersiniz? Şimdi strateji belgesinde vergiler düşürülecek diye bir zaten madde yoktu. Hı hı. Dolayısıyla bu biraz medyaya ters yansıdı. Ve tehlikeli de bir çıkış gösterdi. Bu belirli periyotlarla iyileştirme çalışmalarıydı. Bunda yapılabilmesi için devletten siz dönüp ya bir dakika şu vergileri al sen biraz vergisiz kal diyemezsiniz. Sektörel derinlikler içerisinde her sektör üzerine düşen vergileri ödemeye başladığı zaman ancak otomotiv sektörünün üzerinden bu yük kalkacaktır. Yani çok bireysel değil, biraz devlet bazlı bakarsak bunu da hazmedilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama strateji belgesinin içerisinde her halükarda girecektir. Ve belirli bir periyottan sonra da vergilerimiz Avrupa standartlarına doğru, eğer iç pazarı geliştirmek istiyorsanız, eğer global bir marka yaratmak ya da üretim üssü olmak istiyorsanız
sizin muhakkak yapmanız gereken şeylerden birisi vergi nispetlerini aşağı çekmek olacaktır. Evet, Detroit olur mu, Bursa olmaz mı? Biz bunu zamanında çok tartıştık. Aslında şu önümüzdeki dönemde tekrar konuşacağız gibi. Çünkü yine bu hedefler çıktı karşımıza. Kamuda özellikle yerli otomobilin alımı desteklenecek demişti Bakan Ergün. Bu noktada yetkili satıcılar olarak hem yerlisi var hem ithali var. Buradaki dengelerde, stratejide bir değişim oldu mu rekabette? Tüketicinin bakış açısından yerli otomobiller daha çok tercih edilir oldu mu? İtalyanların üzerine bir gölge düştü mü? Ne dersiniz? Hani kararları etkiledi mi böyle bir söylem? İlk 4 ay içerisinde ne kadar kamuya alım yapıldı bilmiyorum. Ama ilk 4 aylık, 2 aylık verimlere baktığınız zaman istatistiklere Türkiye'deki iç pazarda yine yaklaşık 65-35-70-30 aralığındaki ithal yerli marka oranı var. Demek ki çok fazla bir değişim oluşmamış ya da kamuya çok yüksek oranda bir alım yapılmamış. Kamunun yerli ürün alıyor olmasını bir Türk insanı olarak tenkit edemem. Belki takdir de ederim. Ama bunu hani İtalyanları itiyor anlamında bakmayı da otomotivin bütün yelpazelerini kucaklayan yetkili satıcı açısından da çok fazla sağlıklı bulmuyorum. Kamuda ihtiyaç olan yerli var ise tabii yerli alınmalı ama yok ise ithal ürünler ikame etmesi gerekiyorsa ithal ürünlerle de desteklenmesi gerekir. Burada tabii ki bir başlık var ki o da Japon otomotiv sanayi ve bugün belli başlı haberler vardı uzun süre hani toparlanmanın gelmeyeceğine dair biraz daha beklenenler uzun sürecine dair hatta belli bir markanın CEO'su hemen Japonya'ya gitti tarzında gazetelerde de haberler var. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz, toparlanma nasıl gelir ve özellikle Japon otomobil markalarına dair bir etkilenim söz konusu oldu mu tsunami ve radyasyon haberlerinin ardından? Bugün evet dediğiniz gibi Sayın Ali Aydar Bozdur Japonya'ya gittiler. Yarınki konferansımızda aslında katılımcıydı. Çok doğal olarak birkaç ay bunun o markalar adına olumsuz etkisi olacaktır. Ama o markanın hayranı olan müşteriler bu şeylerini kaydırırlar mı? Pek zannetmiyorum. Yine o markada müşteri memnuniyet oranı ve müşteri sadakat oranı yüksekse birkaç ay sonra o ürünü almak için bekleyecektir. Yoksa dünyada zaten üretim fazla var. Diğer markalar o ihtiyacı ikame edecektir. Önemli olan bir an önce Japonya'daki o sıkıntıların hem devlet nezdinde hem halk nezdinde ortadan kalkması, risklerin minimize edilmesi, araçlar birkaç ay geç de satılsa bunlar hepimizin kaldırması gereken şeyler diye düşünüyorum. Kesinlikle Japon milleti olarak onların sağlığı açısından da düşünmek lazım. Bu duruma öyle de bakmak lazım. Onu da unutmamak lazım diyorsunuz. Evet. Ve o baştan beri söylediğim mevzu bayiler ne kadar karlı, ne kadar o kötü günlerin telafisini yapabiliyorlar şu süreçte. Euro dolar paritesindeki yükseliş yayın içerisinde verdik. Euro dolar 1.4651 ile 16 ayın zirvesinde demiştik. Şimdi bir bu boyutu var, bir karlılık boyutu var, rekabet var. Ne kadar karlı, ne kadar o çarkları eskisi kadar döndürmeye başladı bayiler? Ne kadar mutlu? Bayiler geleceğe güvenle bakıyorlar. Yani bakmak zorundalar çünkü bizim artık işletmelerimiz gerçekten orta ve büyük ölçekli KOBİ nispetinde. Minimum 100 kişi istihdam ediyoruz. Yani bunlar ortalama 400-500 kişiye bir firma bazında aşiş ekmek vermektir. Euro paritesinin yaklaşık bugün sanıyorum 1.46 seviyelerinde. Tabii ithal oranı yüksek olan ülkemizde araç fiyatlarını yükseltiyor. Araç fiyatları yükselirken devletin de piyasadan para çekme, bankalardaki nüzam karşılığını artırması çok yoğun etki etmese de bir durulmaya doğru, bir geri gitme demeyelim de onu sakinleşmeye doğru bir harita çiziyor. Bunu Nisan ayında sanıyorum 75-80 bin aralığıyla göreceğiz. Mayıs'ı ölçmek lazım. Bu zamları ne kadar kaldıracak bu Euro'dan dolayı? Yetkili satıcı burada veriyor. Yani yetkili satıcı almış olduğu risklerle yapmış olduğu karlar arasında bir doğru orantı yok, ters orantı var. Tabii bırakıp da gidebileceğiniz bir meslek olmadığını da biraz önce söyledim size. Burada herkesin ortak çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu söylemler, bu gerçekler sahneye yeni oyuncuların girmesini engelleyen gerçekler. Sektörde eğer bir karlılık, bir derinlik
bir güven varsa yeni yetkili satıcıları oluşturabilirsiniz. Yoksa insan nedir ki aslında ben yetkili satıcı olayım, bu kadar milyon dolarlar yatırım yapayım desin. O zaman biz bu geminin içerisindeki insanlar tüketiciyle temas eden yetkili satıcıların karlılıklarına ve bu karlılıklarındaki da sağlıklı bir trendin devam etmesi için birlikte çalışmak zorundayız. Ama şu an için verimli bir karlılık içerisinde miyiz? Asla. Ama işimizi bilhakkın 1 milyon adede gitmek için elimizden geldiği kadar özveri ve tutkuyla devam ettiriyoruz. En azından biraz olsun artış var mı? Yoksa o erimenin ardından, karlılıklardaki erimenin ardından yola öyle mi devam ediyor? Adetler artıyor. Yani kar marjındaki kaybı adetteki ciro artışıyla biraz kompanse ediyorsunuz. Ama sürümden kazanıyorsunuz. Tabii sürümden kazanıyorsunuz ama işinizi büyüttükçe risklerinizi büyütüyorsunuz. Mühim olan almış olduğunuz o riskleri karşılayacak karları elde etmek. Yoksa devasa karlar olsun biriksin falan anlamı değil. Riskiniz büyüdükçe karınızı da artırmanız lazım ki geleceğe biraz daha sağlıklı ve güvenle bakabilirsiniz. Son bir dakikamız içerisindeyiz ve siz diyorsunuz ki bugünden 2023, bu ara siyasetçiler çokça hedef koyuyorlar 2023'e dair. Siz OYDER olarak yarın bu hedefle bir zirve gerçekleştireceksiniz. Nasıl başlıklar çıkacak karşımıza? Nasıl hedefler çıkacak? Yarın bana göre otomotiv sektörü için tarihi günlerden birisi. 2023 temasını Sayın Başbakan'dan sonra ilk söyleyen insanlardan birisiyim. Çünkü bu ufukları, bu vizyonları koymadığınız müddetçe geniş açıdan bakma şansımız yok. Doğru dürüst hamle yapma imkanımız yok ve takım olarak çalışma şansımız yok. O zaman az olsun benim olsun mantığıyla gidersiniz. Yarın iki tane bakanımızın katılacağı, Odalar Borsalar Birliği Başkanımızın katılacağı, sektördeki tüm paydaşlarımızın katılacağı, derneklerimizin katılacağı, iş ortaklarımızın katılacağı, sizin katılacağınız ve bütün meslektaşlarımın katılacağı, bugünden 2023'e kadar hepimizin ne yapması gerektiği, nerede durması gerektiği ile ilgili samimi ve diyalog içerisinde bir konferans gerçekleştireceğiz. Buradan bütün meslektaşlarımı yarın Lütfü Kırdır'a bekliyorum. Peki. Biz de zirvenin ayrıntılarını merak ediyoruz. Takipçisi olacağız diyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. OYDER Başkanı Şükrü Ilısal. Ben teşekkür ediyorum size. Kısacık araya gidiyoruz. Aranın ardından piyasalar diyeceğiz. Bankasya iş dünyasında